Ama bu çok tehlikeli Ruslarcığım. 9 kusurlu hareketin en kusurlusu bu. Aman, ne yapayım? Başka çarem yok gözüm abla. Gerçi yetkililerin böyle bir şeyi bilmeleri pek mümkün değil ama... ...dediğim gibi eğer öğrenirlerse hayaletliğini iptal ederler. Merak etme, çok uzun sürmez. Hem kimsenin de haberi olmayacak ki. Peki ne diyeyim? Şansın açık olsun Ruslarcığım. Evet, şansa ihtiyacım var. Ay aşkım, inşallah şu annenin beni görme faslı uzun sürmez de çabuk biter. Sürmez, çabuk biter. Herkes geldiğinde gözlükler takılacak, birkaç saniye bakılacak, o kadar, merak etme. Üf, korkuyorum aşkım ya. Yani bu işin ucunda seni kaybetme tehlikesi de var. Ya korkma canım, öbür tarafta kimin nereden haberi olacak? Ya. Dur. Geldim. Önder Bey, buyurun efendim, hoş geldiniz. Hayrola evlat, bizi niye çağırdın? Sonra anlaşacağım, buyurun Önder Bey. Siz girin, ben geliyorum Önder Bey. Merhaba kanka. Gel kanka, buyurun, girin. Gel. İçeri girin. Geliyorum, siz oturun, geliyorum. Allah veri de Ruslar'ın yaptığı bu işten yetkililerin haberi olmasa bari. Olmaz herhalde. Ama tabii yine de belli olmaz. Yetkilinin biri onu tesadüfen orada görürse onu bilemem. Aman yok canım, böyle bir ihtimal. Ayna grubunun konsere gözlüksüz çıkması kadar zor bir ihtimal. Yetkililer bir ihbar almazlar, Mazhar'ın evini aramazlar. Aslında öyle tabii ama kim bilir. Selamünaleyküm. Hoppala, böyle bir merhum şekliyle de ilk defa karşılaşıyorum. Ocak başında oturmuş arkadaşlarla içiyorduk. Bir yandan da birbirimizi şiş dürterek güzel şakalaşıyorduk. Sonra birdenbire şiş kazayla giriverdi. Yani artık kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir ölüm şekli bu. Neyse, olan olmuş. Bundan sonra peki ben bununla mı dolaşacağım? Tabii ki hayır. Oo, kebap da pek güzelmiş. Size önce... Cennet Nation'ın hospital hastanesine götüreceğim. Ondan sonra da gideceğiniz yere. Şerruh, sizden bir şey rica edebilir miyim? Tabii, buyurun. Ben şu merhum arkadaşı götürüp getirene kadar yerime bakabilir misiniz acaba? Tabii bakarım. Hem de çok iyi bakarım. Siz hiç merak etmeyin. Çok teşekkür ederim. Hadi gidelim. Hey be, şans diye buna denir. Hayalet gözlem yetkilisiyle mi görüşüyorum? Bir ihbarda bulunacaktım da. Arkadaşlar, lütfen bir bilen söylesin. Biz buraya niye çağrıldık? Yine bir Mazhar Bey'in nikahı olmasın? Vallahi ben de bilmiyorum. Bir sebebi vardır herhalde. Ne dersin, başlayalım mı artık? Başlayalım canım. Sevgili dostlarım, yakınlarım... Öncelikle hepinize davetime icabet edip evime kadar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi anneme son günlerde bir gariplikler oldu. Aslında bu durum annemin yüzünden değil. Yani annem son derece sağlıklı ve normal. Yani gerçekten anneme ne olduğunu ben size az sonra ispatlayacağım. Annemin gördüğü hayaller taktığı gözlük yüzündendir. Ruslarcığım, sen şurada dur musun? Şimdi aynı gözlükten sizlere de dağıtacağım. Ben gözlükleri takın dediğim zaman takacaksınız. Sonra siz de annemle aynı hayali göreceksiniz. Hayır, şimdi takmayın, ben size söyleyeceğim. Takın diyeceğim, o zaman şimdi hazırlayın gözlükleri. Ben takacak mıyım? Evet, sen de takacaksın salakçım. Evet, hazırlayın gözlükleri. Hazır. Tamam, hazırsınız. Takın ve şuraya bakın. Ben hiç hayal mayal görmüyorum. Vallahi ben de görmüyorum. Vallahi ben de görmüyorum Mısır abi. Ben de görmüyorum. Oğlum canım, iyi bakın. Nerede? Orada işte. Nerede? Orada mı? Şey görmüyorum. Görmüyorum. Allah Allah. Ya bu doğru düzgün bakın ya.
Ama yapmayın, nasıl olur? Orada bir kadın görmüyor musunuz siz şimdi ya? Yok. Hayır, görmüyoruz. Allah Allah. Ha, şimdi anladım, tamam. Görebilmeniz için gözün belli bir oranda, yani bir şekilde bozuk olması gerekiyor. Ha, bir dakika, bir dakika. Peki ne olacak şimdi aşkım ya? Bilmiyorum, çuvalladık. Bunların var ya, çıplak gösterenleri varmış ha. Hadi be. Aa, anne! Ay. Anne, anne senin ne oldu gözlüklerine? Evet. Gözlük yok artık. Nasıl yani? Gördüğüm halüsinasyonların o mendebur gözlük yüzünden olduğuna karar verdim. Oh. Ve gittim lazer ameliyatı olmuş. Böylece de artık gözlük kullanmama gerek kalmadı. O zaman sen şimdi serabı da göremiyorsundur serabı. Yok canım, senin beni üzmemek için öyle serap diye biri varmış gibi davrandığını biliyorum. Allah! Evet arkadaşlar, her şey yoluna girdiğine göre biz de gidebiliriz. Hadi bakalım. Hadi kalkalım. Hadi bakalım, buyurun gidelim. Hadi gidelim. Kanka sağ ol. Önder Bey sağ olun, geldiniz. Hadi güle güle. Ah, sonunda bu işi hallettik. Elimize yüzümüze bulaştırmadık aşkım. Evet aşkım. Oh. Beni vallahi bundan sonra senden başkası görmesin aşkım. Aman aman. Ya Masar abi, ben senin yanında böyle güzel bir bayan görüyorum sanki. Hayal meyal ama yani böyle. Hayal mi? Hayal. Hadi yürü. Görüşürüz Masar. Hadi görüşürüz. Bu salak çaycı doğru söylüyor olmasın? Bakayım şöyle. Aa, evet, ben de yanımda çok hoş bir hanım görüyorum. Hatta birazdan onu öpeceğim. Öp aşkım. Öpeceğim. Öp aşkım. Mua. Çok seviyorum ben seni aşkım, çok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsünün.